Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Şimdi kaldığımız örneklerden 25. sorumuzdan devam ediyoruz. Diyor ki 2020 MSÜ sınavında gelmiş olan bir soru. Günlük hayatta kullandığımız ölçüm araçları bazen fiziksel kavramlarda hatalı kullanılır, rastlanabilir. Duvarda asılan bir termometremiz var, bir baskül simülatörümüz var ve bir otomobilin sürat göstergesi var. Bu ölçüm araçlarının hangileri fiziksel kavramları hatalı olarak örnek olarak gösterilebilir? Şimdi arkadaşlar, burada fiziksel olarak SI birim sistemine göre hani birim olarak hatasına bakmayacağız. Neye bakacağız? Şuna bakacağız. Şimdi termometre neyi gösterir? Termometre bir sıcaklık ölçen alettir. Ancak burada dikkat ederseniz ne yazılmış? Isı. Yani termometremiz bizim burada ısı kavramını ne yapıyor? Ölçmüyor. Isı kavramını ölçmez. Dolayısıyla sıcaklık kavramını ölçtüğü için ısı ne olacaktır? Hatalı bir değer olacaktır. Baskülle ne yapıyoruz? Biz ağırlığımızı ölçüyoruz. Yalnız işte burada ağırlığın birimi nedir? Newton'dur. Yani aydaki ağırlığı işte 12 kilogram, dünyadaki ağırlığı 70 kilogram mıdır? Hayır, değildir. Sonuçta bu kilogram değildir ki. Bu sonuçta ne olacaktır? Kilogram kütledir ve kütle ne yapmaz? Kütle değişmez. Yani ayda da dünyada da kütlemiz aynıdır. Değişen nedir? Ağırlıktır. Dolayısıyla bu kütle değil, Newton cinsinden olması lazım. Yani burasının sıcaklık olması gerekiyor. Buranın da kuvvet olarak Newton cinsinden ağırlığımız olması gerekiyor. Sürat göstergesi de ne yapıyor? Süratimizi gösteriyor. Tamam, bu normalde SI birim sistemine göre mesela süratin birimi nedir? Metre bölü saniyedir. Ancak kilometre bölü saat cinsinden de bunu ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Sonuçta bize SI birim sistemine göre hani birimi yanlış gösterilmiştir diye sormuyor. Fiziksel olarak hatalı bir kavramdan bahsetmiş oluyor. Dolayısıyla burada sürat birimi olarak sen kilometre bölü saatte kullanabilirsin. Dolayısıyla burada bir hata var mıdır? Yoktur. Hatamız işte ısı değil sıcaklık olacak. Kilogram değil Newton cinsinden. Sonuçta neyi göstermiş oluyor? Orada ağırlığımız değişiyor bizim dünyada ve ayda. Kütlemiz değişiyor. Dolayısıyla hatamız nerededir? Sonuçta termometre ve basküldedir. Yani cevabımız denizli olacak. 26. sorusu demiş ki yukarıdaki cümlelerde boşluklara getirilecek en uygun kelime veya kelime grupları hangi seçenekte doğru olarak verilmiş? Birinci de demiş ki kuvvetlerin etkisini cisimlerin denge ve hareket durumunu inceler. Şimdi kuvvet etkisini, kuvveti cisimlerin dengesini yani statik veya kinematik dediğimiz hareket durumları inceleyen nedir? Termodinamik değildir. Termodinamik de ne yapar? Termodinamik ısı, sıcaklık, ısı alışverişi, maddenin iç enerjisi, ısı yalıtım ile ilgili bir olayları inceler. Mekanik olur mu? Evet olur. Çünkü mekanik nedir? Statik, kinematik ve dinamik olarak ayırdığımız. İşte kuvvet, kuvvetin etkisi de cisimlerin denge durumu, hareket çeşitlerini inceler. Olur mu? Olur. Optik, optik ışığı inceler. Olmaz. Mekanik olabilir dedik. Termodinamik olmaz. Dolayısıyla iki şıkta ne yapmış olduk? İndirmiş olduk. İkincisine gelelim. Nokta nokta atom fiziğinin alanına girer. Ne atom fiziğinin alanına girer? Mesela lazer olabilir mi? Olabilir. Sonuçta lazer de ne yapar? Atomların uyarılmasıyla elde edilen bir sistemdir. Dolayısıyla bu da ne yapar? Atom fiziği alanına girebilir. Nanoteknoloji o da olabilir. Lazer olabilir. Hızlı tren, hızlı tren sonuçta atom fiziğine değil de bu nedir? Manyetizmaya girer. Yani sonuçta elektromanyetizma. Orada manyetik alanları, hızlı trenleri, magnet trenlerinde ne yapıyor? Yüksek manyetik alanla o trenin raylardan etkisini, bağlantısını kesiyorsun ve ona hızlandırıcı yönde bir kuvvet uygularak hızlandırmış oluyor. Dolayısıyla bunu eleyebilirsin. Gökkuşağı o da optikle alakalı. Atom fiziğiyle alakası yoktur. Dolayısıyla ikinci de üç öncüle indirdik. Zaten 1 ve 2'nin ortak tuttuğu tek şık ve Bursa'dır. Yani cevabın zaten ortaya çıktı. Atom çekirdeğin yapısını inceler. Çekirdeği inceleyen nedir arkadaşlar? Atom fiziği değildir. Atom fiziği ne yapar? Atomun genel halini inceler. Katalizmizi, maddenin katı haline, özellikle kristal yapıdaki katıların işte elektriksel, manyetizma, basınçsal özelliklere karşı etkilerini inceleyenlerdir. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetizma. Dolayısıyla sadece atomun çekirdek kısmını ilgilenen nedir? Nükleer fiziktir. Yani cevabımız nedir? Cevabımız Bursa'dır. 27. sorumuz demiş ki yıldızların yakıtı hidrojendir. Hidrojen izotopları çok yüksek sıcaklıklarda birleşerek çok büyük bir enerji açığa çıkar. Bu olaya füzyon dediğimiz tepki meyleri ifade ediyoruz. Yıldızların enerji kaynağı nedir? Füzyon enerjisi. Sonuçta bu fisyon ve füzyon dediğimiz iki olay var arkadaşlar. Fisyon dediğimiz parçalanma, füzyon dediğimiz nedir? Birleşmedir. Sonuçta burada işte yıldızlarda ne yapıyor? Küçük kütleli çekirdeklere sahip olan hidrojenler ne yapıyor? Birleşerek yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşerek ne yapıyor? Hidrojen izotoplarına veya helyuma dönüşüyor. İşte bu birleşme sırasında ne yapıyor? Çok yüksek bir enerji açığa çıkıyor. İşte bu enerjiyle ne yapıyoruz? İşte yıldızların güneşin yakıtı olmuş oluyor. Veya sen bunu dünyada kontrollü bir şekilde kullanamıyorsun ama kontrolsüz bir şekilde yaparsan ne yapmış oluyorsun? Hidrojen bombası yapmış oluyorsun. Fisyon dediğimiz olay ise nedir? Parçalanmadır. Bunu da şöyle aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar.
Fisyon deyince benim sonuçta lisedeyken kimya öğretmenim bu örneği vermişti. O günden beri aklımda çıkmaz. Mesela fisyon deyince o dudaklar ayrılıyor dedi. O ayrılmadır. Füzyon deyince ne yapıyor? Dudaklar birleşiyor. Ona da birleşme gibi. Fisyon dediğimizde dedi, parçalanma ayrılmadır. Büyük kütleli çekirdeğe ne yapılmasıdır? Parçalanarak daha küçük kütleli çekirdekler ayrılmasıdır. İkisinde de ne yapar? Enerji açığa çıkar. Hatta füzyon dediğimiz birleşme olayında çok daha yüksek bir enerji açığa çıkar. Ama bu fisyonu ne yapıyoruz? Fisyon olan parçalanmayı nükleer santrallerde elektrik enerjisi elde etmek için kullanıyoruz. Füzyonu ise ne yapıyoruz? Dünyada kontrollü bir şekilde elde edemiyoruz. Ha, sonuçta bunun için çalışmalar var. Eğer kontrollü bir şekilde bu füzyon tepkimesinde açığa çıkan enerjiyi kontrol altında tutabilirsek, oradan elektrik elde edersek çok daha avantajlı bir elektrik enerjisi olacak. Ama bunu kontrollü bir şekilde yapamıyoruz. Ortaya çıkan sıcaklık, basınç ve onların yüksek basınç ve sıcaklık altında birleştirmesi çok daha zor oluyor. Ha, bunu kontrolsüz olarak yaparsak hidrojen bombası yapmış oluyoruz. Füzyon birleşme olayını yaparsak. Fisyonu kontrolsüz bir şekilde yaparsak o da atom bombası olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu fisyon, füzyon olayı dediğimiz olay nedir? Atomun çekirdeğiyle alakalı şeylerdir. Atomun çekirdeğini inceleyen fiziğin alt dalı nedir? Nükleer fiziktir. Yani cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır. 28. sorumuz demiş ki enerji türetilmiş bir büyüklüktür ve birimi nedir? Birimi enerji birimi olarak uluslararası bilim sisteminde enerji birimi joule'dür. Türetilmiş büyüklükler temel büyüklükler kullanarak elde edilir. Zaten adı üzerinde türetilmiş, yani ne yapıyoruz biz bu büyüklükleri? Türetiyoruz. Neyi kullanarak türetiyoruz? Temel büyüklükleri. Birkaçını, birini veya birkaçını kullanarak ne yapıyoruz? Türetiyoruz. İşte buna göre yukarıdaki temel büyüklükler hangileri türetilmiş bir büyüklük olan enerjiyi elde etmek için kullanılan temel büyüklüklerdir. Yani o zaman ben enerjiyi türeteceksem bu enerjiyi hangi temel büyüklükleri elde ederek kullanarak türeteceğim onu bulacağız. Şimdi bunu nasıl düşünebilirsiniz arkadaşlar? Bilim dönüşümlerini düşünebilirsiniz. Mesela aklınıza bir enerji türü gelsin. Mesela örnek veriyorum. Ne? Kinetik enerji. Mesela kinetik enerjinin formülü nedir? Kinetik enerjinin bir formülü 1 bölü kmv karedir. Yani dolayısıyla işte bu kinetik enerji birimi ne? Joule. Joule'u türettim. Nereden türettim? Buradan. Şimdi 1 bölü 2'nin zaten bir birimi var mı? Yok. M ne? Kütle. Temel bir büyüklük mü? Evet, temel bir büyüklük. Dolayısıyla ben ne yaptım? Kütleyi kullandım. Yani kilogramı kullanmış oldum M olarak. Peki hız? Bir de V'nin karesi var, hızın karesi. Yalnız hız temel bir büyüklük mü? Hayır, temel büyüklük değil. O zaman ben bunu türetmeye devam edeceğim. Yani hızı türeteceğim. Hızı nereden türetebilirim? Hız nedir? Bilim zamandaki yer değiştirme. Yani alınan yol bölü geçen zamandır. Dolayısıyla hız da ben yol bölü zaman, yani metre bölü saniyeden türetebilir miyim? Türetebilirim. O zaman hızın karesini alırsak ne olacaktır? Metre kare bölü saniye kare olacaktır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar kilogram ne? Kütle, temel bir büyüklük. Metre ne? Uzunluk, temel bir büyüklük. Saniye ne? Zaman, temel büyüklük. Artık bütün bilimleri temel büyüklüğe indirdik. Evet, o zaman demek ki joule demek ne demektir? Kilogram metre kare bölü saniye kare demektir. Yani kütle, uzunluk ve zamandan ne yapıyoruz? Biz bunu türetiyoruz. Dolayısıyla türetirken kütle, uzunluk ve zaman ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Veya enerjiyi şöyle düşünebilirsiniz. Mesela yapılan iş ne? Yapılan iş kuvvet çarpı alınan yol. Yani F çarpı X diyoruz. İşte yapılan iş de enerjideki değişimdir. Dolayısıyla işin birimi de enerji birimi de joule'dür. Dolayısıyla joule'ü buradan da türetebilirim. Peki bu X dediğimiz metre zaten uzunluk. Temel bir büyüklük cinsinden. Ama kuvvet ne? Kuvvet türetilmiş. Hala temel büyüklüğe inmedik. Yani biz ne yapacağız? O kuvveti yani Newton çarpı metre gibi düşünebilirsiniz. O Newton'u daha türetmeye devam edeceğiz. Yani temel büyüklüklere indirmeye devam edeceğiz. Peki F yerine yani kuvvet yerine ne diyebilirim? M çarpı A derim. M ne? Kilogram yani kütle. Temel büyüklüğe indim mi? İndim. Ama iğme ne? İğme temel büyüklük değil. Hala inmedim. O zaman bunu türetmeye devam ediyorum. Yani temel büyüklüklere kadar indireceğim. İğme ne? Birim zamandaki hız değişimi. Hız değişimi bölü zaman. Hız değişimi ne? Metre bölü saniye. Yani uzunluk bölü zaman gibi düşünebilirim. Bölü zaman. Dolayısıyla ben iğme yerine ne diyebilirim? Metre bölü saniye kare. Dolayısıyla artık ne yaptım? İşi buradan türetmiş oldum. Kuvvet yerine ne yazıyorum? Kuvvet yerine M yani kilogram kütlemiz. İğme yerine de ne yazıyoruz? Metre bölü saniye kare. Çarpı yolumuz ne? Yolumuz da X uzunluk metre cinsinden. Ne oldu? Kilogram metre kare bölü saniye kare. Yani ne yaptık? Kütle, uzunluk ve zaman olarak ne yaptık? Bunu temel büyüklüklere kadar indirdik. Dolayısıyla işte enerji birimi olarak, jül olarak ben ne yapabilirim? Hangi temel büyüklükleri kullanarak bunu türetmiş oluyorum enerjiyi? Uzunluk, kütle ve zamanı kullanarak, yani üçünü de kullanarak türetmiş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Edirne olacaktır. 29. sorumuz demiş ki fizik madde ile enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen, evreni tanımlayan, çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır. Buna göre fizik bilimi aşağıdaki soruların hangisinde cevap aramaz?
Bazı atomlar neden kararsız olduklarında cevap arar mı? Evet arar. Sonuçta nükleer fizik dediğimiz atom çekirdeği ile ilgili. Sonuçta atomun kararlılığı hali derken, atomun kararlılığından bahsederken çekirdeğin kararlılığından bahsediyor. Sonuçta radyoaktif bazı çekirdekler var. Yani çekirdeğin içindeki proton ve nötron sayısı değer belli bir miktardan fazla olunca o çekirdek radyoaktif oluyor. Kararlı yapıda olmuyor. Ve işte alfa, beta, gamma dediğimiz bazı ışımalar yaparken daha kararlı hale ne yapmaya geliyor? Çalışmaya çalışıyor. Veya fizyon tepkimesiyle yine o da nedir? Radyoaktif çekirdekler kararsızlıkla daha kararlı hale gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla işte bazı atomlar niçin kararlı, niçin kararsız olduğunu ne yapıyor? Fizik araştırıyor mu? Evet araştırıyor. Işık ortam değiştirdiğinde neden kırılır? Fizik bunu ilgilenir mi, araştırır mı? Evet araştırır. Çünkü zaten o da fiziğin optik dediğimiz mesela birincisi ne yapıyor? Birincisi nükleer fiziğin ilgi alanına giriyor. İkincisi optik dediğimiz fiziğin. Yani ışık olayları, ışık işte ışığın enerjisi neye bağlı, hangi hızla hareket eder, ortamda değiştirirse nasıl olur, nasıl yansır gibi sonuçta ne için kırıldığını araştırır. Elektron çekirdek çevresinde neden dolandığını araştırır mı? Evet araştırır. Sonuçta atom fiziği dediğimiz ne yapıyor? Burada atom fiziğine girmiş oluyor. İşte çekirdek ve etrafındaki yörüngedeki elektronların niçin elektron işte çekirdek çevresinde dolandığı, hangi uzaklıkta olduğu, ne gibi kuvvetlerle buna bağlandığını, işte o elektronları kullanarak o aradaki kuvvetle madde moleküllerin oluşması, bu da ne yapıyor? Atom fiziğinin ilgi alanına giriyor. Karbondioksit organik bir madde midir? Şimdi arkadaşlar bu karbondioksitin yani maddenin organik midir değil midir olduğu bizim pek alakadar etmez. Bu neyle alakalıdır? Bu kimya ile alakalıdır. Yani bu kimyanın ilgi alanına girer. Fizik bununla alakalı değildir. Cevabımız da denizde olacak. Bütün maddeler süper iletken özellik gösterir mi? İşte sonuçta bu süper iletkenlik dediğimiz termodinamiğin de biraz incelemanına girer. Sonuçta süper iletken dediğimiz olay ne? Bazı maddeler belli bir kritik sıcaklığın altına düşünce ne yapıyor? Direnci sıfırlanıyor. Yani elektrik akımına karşı sıfır direnç gösteriyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Süper iletken diyoruz. Ve işte o kritik sıcaklığın altına düştüğü anda işte çok güzel bir diamanyetik madde oluyor. Yani etrafta manyet falan geçirmiyor. Bir mıknatısı sürekli itme özelliği gösteriyor. Değişik özellikleri oluyor. İşte bunlar da fiziğin incelemanına giriyor mu? Evet giriyor. Termodinamik dediğimiz kısma girer. Ama bütün maddeler ne yapıyor? Süper iletkenlik özelliği gösteriyor. Bazıları gösteriyor. Bazıları göstermiyor. İşte niçin bazıları niçin gösterip göstermediği fiziğin incelemanına giriyor mu? Evet giriyor. Dolayısıyla 29. sorumuzun cevabı da ne olacaktır? Denizli olacaktır. Evet kalan sorularla bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.